Nokta. Ben işin ne dini tarafına ne de politik tarafına göreceğim. Ben işin halk tarafına, Anadolu'daki anıların düşündüğü tarafına gireceğim. Ben Anadolu'da küçücük bir köyde büyüdüm. Ama biz genç kızık ha, ben büyüyüp de bu şehirlere geldikten sonra kadınların özgürlüğünün ne kadar kısıtlı olduğunu gördüm. Biz rahatça ata bindik. Hiç erkeklerden korkmadan av yaptık. Hiçbir erkekten başkasından ürkmeden bahçeye gittik. Issız ormanlarda koyun güttük. O kadar özgürüz ki Anadolu'da. Hiçbir baskı yok. Açsak da, örtsek de, çalışsak da. Ben 50 yaşındayım. 7 tane de çocuk büyüttüm. Hiçbir zaman maaşım olmadı. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bir evim bile yok. Ama o 7 çocuğu sırtı tok, karnı pek ve akıllı yetiştirdim. Neyin sayesine? Özgürce ama koyun besledim, ama tavuk besledim, ama zebze ektim, ama fasulye ektim. Çalıştım. Çünkü beni bir eve kapatan olmadı. Çalıştım. Ve o 7 çocuğu kimseden dilenmeden besledim, büyüttüm. Şu anda hepsi de layık Atatürkçü hayata atıldı. Şimdi gelelim şu gördüğüm yanlışa. Biz Anadolu şöyle. Osmanlı 500 yıl Karapeçi'ye girmiş, türbana girmiş, Fransa'dan etkilenmiş, Avrupa'dan etkilenmiş, Arabistan'dan etkilenmiş. Ama Anadolu'daki halk bildiği yola gitmiş. Ne Türkçesini bırakmış, ne de tülbentini bırakmış. Anadolu'daki halkın başına o türbanı giydiremezler. Ama artık bizim de bir çekindiğimiz yer var. Anadolu'da Çanakkale'ye, Sarıkamış'a asker gönderen analar diyorlar ki, yetiştirdiğimiz paşalara, yetiştirdiğimiz bilim adamlarına, güvenlik kuvveti polislere, güvenlik kuvveti subaylara hakkımız haram olsun diyorlar. Çünkü herkes görevini dürüst yapmıyor. Politikada çare üretecek olanlar sorun çıkarıyor. Poliste çare üretecek olanlar görmezden geliyor. Profesör olmuş bu anaların sırtından, saçını süpürüp gitmiş kadınların sırtından. Profesör olmuş, bilim adamı olmuş kişiler olayına kaçıyor. Ne sakal kesilsin, ne bıyık, ne al olursa olsun aman diyor. Herkes tanıdan korkuyor. Çocukluğumda bu sıralarda oturma şansım olsaydı. Keşke öğretmenim olsaydı. Keşke bir okulum olsaydı. Keşke benden akıllı birisi soru sorduğunda cevap verseydi. Şu İstanbul'da yaşayıp da devletine, milletine, vatanına, bilimine sahip çıkmayan herkesi ben kınıyorum. Çünkü bu nimetlerin hepsinden faydalandılar. Okullar oldu, bilgisayarlar oldu, telefonlar oldu, hocalar oldu, bilimler oldu, babalar oldu, paralar oldu. Ve dünyanın 4000 yıl başkentliğini yapmış İstanbul'da yaşadılar. Kültür sokakta dolanır, sen almasını bilirsen. Bilim tabiatın her köşesinde var, sen görmesini bilirsen. Bilimden yana gidersin, başkanı seni kolay.